kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size çok değişik bir ana yemek hazırlamak istiyorum. Ana yemeğimiz, değerli dostlar, çat kapı gelen misafirlerinize pratik sofraya koyabileceğiniz ve güzel böyle tadı damaklarda kalan bir ana yemek olmasını istiyorum. Kıyma kavurması hazırlayacağım. Kısa sürede direkt neticeye kavuşuyoruz. Bu ana yemek için neler gerekli? 1 kilo tek sefer çekilmiş orta yağlı dana kıyması gerek bize. Sonra üzerine bir tane soğan, tuz, karabiber, tereyağı, kekikle birlikte güzelce kavuracağız. Sonra piyaz soğan, sumaklı maydanozla yapılmış lavaşların içine külahlar yapıp külahın içine kıymayı dolduracağız. Onun üzerine de piyaz soğan koyup böyle nefis bir ana yemek görseliyle tadıyla. Haydi bakalım, sözü uzatmadan hemen işe başlamak istiyorum. Öncelikle tenceremizin altını yakıyoruz ve hiç beklemeden hemen kıymayı tencerenin içerisine alacağım. Kıyma genelde kavrulurken böyle topaklar oluşur. Bunu önlemek için kıymayı tencereye aldıktan hemen sonra üzerine biraz su ilavesinde bulunacağım. Yaklaşık bir bardak kadar soğuk su döküyorum. Ocağımızın altını da yaktık. Hemen karıştırmaya başlıyorum. Suyla kıymanın karışması gerekiyor. Kaşıkla sürekli uç kısmıyla bakın şu işlemi yapıyorum. Normal karıştırma değil de şöyle dağıtarak arada bir döndürüyorum. Kıyma kavurmamızın rengi değişti. O kırmızılık gitti. Artık rengi daha pişmeye yakın bir renge dönüştü. Ortası da sulandı. Sulanması gayet normal çünkü suda vermiştik kolay açılsınlar diye. Şimdi bu kıymanın üzerine bir tane de soğan ekleyeceğim. Kıymadan kavurma elde ediyoruz. Normal bir kavurma yapmaya çalışsanız en az 1 saat, 1,5, 2 saat gibi zamana ihtiyaç var. Ama böyle bir kıyma geniş bir tava içerisinde hazırladığınızda en fazla yarım saat. En fazla yarım saat sürer. Büyük ocağa koymayın, yanları yanar. Orta boy bir ocağa koyuyoruz. Orta boy ocakta ısı tam ortaya vurabilsin. Bakın şöyle ortasını açayım havuz gibi görelim. Suyu şu anda içinde hiç yağ koymadık. Kendi yağı ile birlikte. Birazdan pişme esnasında buraya biraz tereyağı ve bir de biraz da çiçek yağı ya da zeytinyağı ekleyebiliriz. Bir tane soğan doğrayacağım şimdi buraya. İnce kıyım soğan. Soğan kaybolacak içerisinde. Kıymamızın rengi değiştikten sonra sulandı. Ortasını kontrol ettim. Bakın suyu var henüz. Olsun, hiç problem yok. Bir tane doğranmış, ince doğranmış soğan ekleyeceğim buraya. Soğan tamamen kaybolacak. Pişmiş olacak içerisinde. Lezzet katmış olacak aynı zamanda. Soğanlı kıymaymış gibi düşünmeyin çünkü soğan görünmeyecek içerisinde. Sadece tadı ve lezzeti kalacak. Tuzunu da ilave ediyorum. Evet, herkes kendi damak tadına göre tuzunu ayarlasın lütfen. Burada soğan kıyma birlikte kavrulurken hemen Oktoyus'ta diğer ikinci işleme geçmek istiyor. O da nedir efendim? Kırmızı soğandan bir soğan piyazı hazırlamak istiyorum. Soğan piyazı için iki tane kırmızı soğanımız var. İki kırmızı soğanı doğrayacağım. Maydanozla birlikte sumak da ekleyeceğim üzerine. Güzel şöyle sumaklı bir soğan yapmak istiyorum. Hem de misafirlerinizin de ilgisini çekecek. Çünkü kıyma kavurması herkesin bildiği bir tarif değil. Daha çok kıyma kavrulur işte karnıyarık iç harcı yapılır, kıymalı yumurta yapılır, farklı farklı şeyler yapılır ama kıymadan böyle ana yemek halinde hazırlanıp
misafirlere ikram edilen bir yemek olduğu çok fazla bilinen bir tarif değil. Soğan doğrandı, maydanoz doğrandı. Sumağını ekliyorum. Bol sumak olsun, ekşisi çok güzel oluyor. Sumak, soğan, maydanoz üçlüsünü güzelce karıştırıyorum. Şöyle ortaya alayım, rahat karıştırabileyim. İştah açar. İştahınız yoksa bile Allah'ın izniyle iştahınız açılır. Çünkü bu karışım hem lezzet hem nefis bir tat. İşte Şef Oktay Usta'dan pratik bir kıyma kavurması değerli dostlar. Soğanıyla birlikte kıymamız kavrulmaya devam ediyor. Şimdi şöyle bakalım. Diyeceksiniz ki Oktay Usta hani soğanlar görünmeyecekti ama soğanlar görünüyor içinde diyebilirsiniz. Son derece haklısınız ama daha kavrulmaya devam edecek çünkü daha pişmiş değil ama pişme yolunda ilerliyor. Hiç yağ koymamıştık şu ana kadar. Tereyağını koyduk. Buranın üzerine biraz da çiçek yağı ekliyorum. Şöyle ne kadar bir çay bardağı kadar olabilir. Tereyağı bir çorba kaşığı tepeleme dolu. Tereyağı ve çiçek yağı ile kıymamız şimdi suyunu çekti. Ortasını açayım. Bakın su olmadığını gösterelim ortada. Şöyle ortasını açıyorum. Az bir şey su geliyor. Bu normaldir. Hiç su kalmayacak. Kıyma kızarmaya başlayacak. İşte o zaman olmuş demektir. Tuzunu da ekledik. Değirmenden de biraz karabiber kırarım üzerine. Biraz da en son tam almak üzereyken kekik de eklerim. Güzel bir kıyma kavurması Oktay Usta'nın mutfağından sizler için hazırlanıyor. Pişmeye devam etsin. O sırada soğanlarımı hazırlamıştım. Domates dilimliyorum. Dilimlenmiş domates yanında olacak. Domates de dilimlendi. Biraz da biber kesmek istiyorum. Hem renklilik olsun. Sarı biberden. Jülyen. Değerli dostlar, şimdi servis vakti. Lavaşımızı ortadan ikiye keseceğiz. Ortadan ikiye kesiyorum. Domatesimiz hazır, soğanımız, biberimiz, her şeyimiz hazır. Külahlar yapıyorum. Çevirip şöyle bir güzel külah yaptım. Külahın içine buradaki kıymadan dolduruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yarıya kadar geldi mi? Geldi. Şimdi yarıya kadar gelince biraz soğan, biber, bir domates ve tekrar kıyma. Oo, şu güzelliğe bakın ya Rabbi. Vay! Ne dersiniz? Lezzet külahları olmuş. Harika. Şimdi bunları hemen şöyle, aslında normalde bunları şöyle düşünüyorum, böyle bir kase gibi bir şeyin içinde koysak olur ama şöyle alacağım. Dökülme canım, orada güzel güzel dur. Ve işlem bu şekilde. Külah yapıyoruz. Bir kez daha hemen yapıyorum bakın. İki ucundan tutuyorum. İki ucundan tutuyor. Kendimize doğru çeviriyoruz. Külahımızı oluşturuyoruz. Külahı yapınca şu içindeki boşluğu ayarlamamız lazım. Ki içine doldurabilelim. Dolu dolu olsun içi. Değerli dostlar, şimdi külahlarımızın içini doldurduk. Kıyma, domates, soğan, biberle birlikte kalan soğandan şuraya ortaya koymak istiyorum.
iç harcımızdan yani kıymalı harçtan bayağı bir arttı. Onları da kalanları da ekmek arası yapabilirsiniz. Lavaşınız daha varsa tamamını lavaşla da doldurabilirsiniz. Mümkündür. Ve şimdi buranın üzerine şuradan biberiye kesmek istiyorum. Biberiyi de çok seviyorum. Biberiye çok yakışıyor. İçine de koyabilirsiniz. Ben kekik koydum ama içerisine biraz biberiye de çok güzel olur. Tavukta ve etli yemeklerde çok yakışıyor biberiye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.